tarihinde ilçemize TOKİ gelmemişti. Biz de geçtiğimiz yıllarda başvuru yaptık. Vatandaşlarımızın 579 tane başvurusuna TOKİ Başkanlığı makul karşılayarak 205 tane konutu bize tahsis ettiler. Geçtiğimiz yıl inşaatı başladı. Çok hızlı bir şekilde de ilerliyor. Bizim TOKİ'mizi yapan müteahhitler sağ olsunlar çok hızlı bir şekilde de ilerliyorlar. Allah nasip ederse 205 konutumuzu yılbaşı gibi ya da Ocak ayı gibi anahtar teslim etmeyi planlıyorlar. Tabi ilçemizde TOKİ'ye daha çok başvuru olduğundan dolayı da bu sene yapılacak olan 100 bin konut, 100 bin sosyal konutun içerisinde bir 200 daire daha biz başvurumuzu yaptık. Bunun için de görüşmelerimize devam ediyor. İlçemize inşallah onlar da ilaveten gelirse çok güzel bir site mantığıyla yapılacak olan sosyal konutlarımız yapılır. İlçemizde vatandaşlarımız hem ev sahibi olmuş olur, ilçemizdeki konut problemleri de ortadan kalkmış olur. Aslında hem büyükşehrin hem de ilçelerimizin en büyük sıkıntıları da yol. Biz de bunlarla alakalı göreve geldiğimizden beri toplamında 64 bin metreküp bir yol attık, sıcak asfalt attık. Sıcak asfaltta da şöyle bir avantajımız var. İl genelindeki tek sıcak asfalt plenti bizim ve Büyükşehir Belediyesi'nin var. Biz buralarda bir asfalt plentimizi yeniledik. Yeni ekipmanlar aldık. 16 tane araç kazandırdık belediyemize. Bunlarla birlikte dönem dönem kasamızda para olunca ya da hibe bütünler geldiği sürece bizler de yolları yapmaya başladık. Şimdi tekrardan önümüz pazartesi günü sıcak asfalt atmaya başlıyoruz. Bu sene niyetimiz 12-13 kilometre sıcak asfalt atmayı planlıyoruz yılbaşına kadar. Böyle çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizin çok iyi bir spor altyapısı var. Bunun için biz ilçemizde mevcut atıl vaziyette olan stadyumumuzu hem Gençlik Spor Bakanlığımızın destekleri hem Çifteler Belediye'mizin müşterek desteğiyle birlikte çok güzel bir stadyum kazandırdık. Ve burada da dünya üzerinde kupalarımız var, Türkiye birinciliklerimiz var. İşte futbol takımımız çok iyi. Kickboks'ta, atletizmde, efendim boks'ta, halterde çok iyi sporcularımız var. Bütüncül yaklaşım dediğimiz konularda da gençlerimizi spora yönlendirerek bunun gibi faaliyetlerimiz var. Bugün 120 tane öğrencimiz bizden yüzme kursu alıyor. Lisanslı 68 tane bizim futbolcumuz var. Bunun dışarısında mesela bir yurt projemiz oldu. İlçemizde Osman Gazi Üniversitesi'nin Sağlık Meslek Yüksekokulu vardı. Buradaki kız öğrencilerimizin ve erkek öğrencilerimizin yurt ve barınma problemleri vardı. Bunları çözmek için kız öğrencilerimize 170 kişilik bir kız öğrenci yurdu yaptık. Erkek öğrencilerimize de 50 kişilik bir erkek öğrenci yurdu yaptık. İlçemiz bölge hayvancılığının merkezidir. Bizim ilçemizde 200 bin adet büyükbaş, küçükbaş hayvanımız vardı. İlçemizdeki hayvan pazarını yeniledik. 100 padokluk bir hayvan pazarı yaptık. 12 dönüm üzerine hayvancı esnafımız tüm Türkiye'nin değişik yerlerinden özellikle Gebze, Balıkesir, Adana ve İç Anadolu'nun değişik şehirlerinden geliyorlar. Her cuma günü sabah 6 ve 10 arasında da hayvan borsamızda buralarda. Kendimize büyük bir kademe dediğimiz işte garajımızı yaptık, üretime geçtik. Burada kendi ahşabımızı, mobilyamızı kendi bünyemizde üretiyoruz.